Fenerbahçe bir bilgilendirme mesajı yayınladı Oğuz Aydın'la ilgili. Kulübümüzün kendisi ve Corendon Alanyaspor'la prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir şeklinde. Doruk Tecimer takip ediyor zaten. İlerleyen dakikalarda gideriz. Doruk Tecimer de bütün notları bizimle paylaşır. Onun dışında Fenerbahçe ile ilgili soracağımız sorular da var. Ama şöyle de bir gerçek var ki bu sene 12 yabancı kuralı ön planda. Bu nedenle yerli futbolcuların önemi biraz daha arttı geçen senelere nazaran. Evet, ilk 11'de yabancı ile çıkabilecek takımlar ama kadroda 12 yabancı olacak. O nedenle yerli transferlere de önem veriyor kulüpler. Adı Galatasaray'la da geçmişti Oğuz Aydın'ın. Fenerbahçe anlaşma sağladığı Galatasaray'ın Fortuna Düsseldorf maçının ardından Okan Buruk'un da Oğuz Aydın'la ilgili açıklamaları var. Onları da vereceğiz. Alp Pehlivan havaalanından görüntülerde sıcağı sıcağına geliyor değil mi arkadaşlar? Görüntü. Oğuz Aydın özellikle geçen sezon gösterdiği performansa dikkat çeken bir isimdi. Hollanda'nın AZ Alkmaar takımının altyapısında futbola başlayan bir isim. 2015 yılında Bucaspor'a geldi. Burada gösterdiği performansın ardından 2021 yılında 240 bin euro bedelle Alanyaspor'a transfer olmuştu. İlk iki sezon süre bulduğu anlarda etkili işler yaptı. Ama tam olarak öne çıkması Fatih Tekke ile beraber de diyebiliriz Evet. aslında. Bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Ritmini buldu ve ligin en önemli kanat oyuncularından biri haline geldi. Doruk Tecimer hazırsa gidelim, Doruk'tan detayları alalım. Serkan Yetkin, teşekkür ederim. Alp Pehlivan'la birlikte size iyi yayınlar diliyorum. Şu anda canlı yayında TRT Spor izleyicileriyle buluşuyoruz. Oğuz Aydın, Fenerbahçe'nin yeni transferi. İstanbul Havalimanı'nda uçağa biraz önce indi. Pasaport kontrolünün ardından şimdi bagaj kısmına doğru geçiyoruz. Şu an için çok uygun bir alanda değiliz röportaj için ama yürüyen merdivenlerin ardından tabii biz de Oğuz'a sorularımızı yönelteceğiz. Fenerbahçe için yerli kontenjan adına çok önemli bir transfer. Corendon Alanyaspor formasıyla bu sezon önemli işlere imza atmıştı. Oğuz Aydın 3 sezondur da Corendon Alanyaspor forması giyiyordu. Ama asıl çıkışı bu sezon diyebiliriz. 38 maçta forma giydi Oğuz Aydın. Ve bu karşılaşmaların 30'una ilk 11'de çıkmıştı. 13 kez fileleri havalandırdı. 8'de asist yaptı. Şu anda da ekranlarınıza geliyor ailesiyle birlikte. Oğuz Aydın İstanbul Havalimanı'nda kameraman arkadaşım Taşkın Taşkıran bu görüntüleri izleyicilerimizle paylaşıyor. Bir yandan da takibimiz devam ediyor. Fenerbahçe'de tabii Levent Mercan bu sezonun ilk transferiydi. Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzalandı. Ve ardından Çağlar Söyüncü'nün bonservisi Atletico Madrid kulübünden alındı. Ve şimdi de Oğuz Aydın İstanbul'a geldi. Biz de açıkçası şimdi uygun bir an bekliyoruz ki Oğuz'un ağzından ilk kelimelerini, neler hissettiğini alacağız. Birazdan takibimiz tabii devam ediyor şu anda. Fenerbahçe için yerli kontenjanı açısından önemli olduğunu söylemiştik Oğuz Aydın transferinin. Sağ kanatta bu sezon daha fazla forma giymesine rağmen kariyeri için genel istatistiğe bakacak olursak daha fazla sol kanatta forma giyen bir oyuncu. 98 maç sol kanatta forma giydi. 21 gol, 8 asistle oynadı Oğuz Aydın. Sağ kanatta da 41 maçı var kariyerinde. 16 gol, 7 asist, onu da ifade edelim. 12 kez de santrfor mevkisinde oynadı Oğuz Aydın. Ve artık imza için ilk önce sağlık kontrolleri, ardından imza için İstanbul'da bulunuyor. Ailesiyle birlikte geldi Amsterdam'dan Oğuz Aydın. 3,5 saatlik bir uçuşun ardından biraz önce uçağa indi. Biz de artık sorumuzu sormak adına biraz daha yakınlaşıyoruz. Burada konuşmak isterse alacağız duygularını ama çıkışta da tabii bagajdan sonra yakalamaya çalışacağız Oğuz'u. Takibimiz devam ediyor. Oğuz, çok kısa neler hissediyorsun, sorabilir miyiz?
duygularını bir öğrenelim. Çok kısa. Mutluyum abi, bu kadar. Şu an diyeceklerim bu kadar. Çok mutluyum. Teşekkür ederiz. Oğuz Aydın ilk hissiyatlarını TRT Spor ekranlarında canlı yayınımızda paylaştı. Çok mutlu olduğunu söyledi. Tabii genel olarak imza atılmadan önce çok da fazla kelimeler dökülmüyor futbolcuların ağzından. Herkes temkinli davranıyor. Ama sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacak. 4 yıllık bir anlaşma olduğu öngörülüyor. En azından bizim istihbaratımız bu şekilde. Oğuz Aydın sarı lacivertli formayı bu sezondan itibaren giyecek. Dilerseniz yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelelim. Biz dışarıda yerimizi alalım. Arabaya binmeden önce de Oğuz Aydın'a sorularımızı yönelteceğiz. Şimdi bagajını alacak. Daha sonrasında çıkışa doğru ilerleyecek. Biz de çıkışta önceden yerimizi alalım. Ardından sorularımızı yöneltelim. Ben kameraman arkadaşım Taşkın Taşkıran'dan yavaş yavaş bağlantıyı bitirmek için rica edeyim. Sözü yeniden size bırakıyorum. Çıkışta yeniden buluşmak üzere. Doruk Necimer, teşekkürler. İyi çalışmalar. Sıcağı sıcağına ilk düşüncelerini de canlı yayında ekrana yansıttık. Tabii sözleşme imzalanmadan uzun açıklamaları göremiyoruz ama bir prensip anlaşması var. Sağlık kontrolleri sonrası bekliyoruz zaten anlaşmayı. Alp Hocam, biraz şunun üzerine gitmek lazım. Geçen sezon en iyi yerlerden birinden bahsediyoruz. Kesinlikle. Özellikle ilk başlarda soldu. Daha sonra zaten sahada 4-2-3-1'in sahanda oynatıldı. Gol girişiminde özellikle, yani çok aşırı şut çekmesi de, girdiği pozisyonları değerlendirebilen bir isimden bahsediyoruz. Nasıl buluyorsun Oğuz Aydın'ı? Ondan başlayalım. Ya Oğuz Aydın geçen sene yerli oyuncular içinde performansıyla öne çıkan bir oyuncu ve özellikle 2024-2025 sezonundaki yerli ve yabancı statüsünü kuralında göz önünde bulundurursak yerli ve kaliteli oyuncuların ne kadar kıymetli olduğunu, kıymetinin bir kat daha arttığını görüyoruz. Kıymeti artarken bunun için de tabii ki maliyetini de önemli kastetmek istiyorum. Maliyetler artacak bu sene diyorsun. Ya mutlaka, ama mutlaka. İyi yerlilerde İyi ama. İyi yerlilerde. Çünkü her ne kadar saha içindeki yabancı oynatma sayısı arttıysa da mutlaka sizin alternatif olarak da 11 oyuncuyla 12 oyuncuyla sezonu bitirmek mümkün mü? Bunun sakatlığı var, cezası var, her türlü sıkıntısı var, formsuzluğu var. Bu nedenle alternatif olarak bulundurmanız gereken her pozisyon için yerli ama iyi oyuncuya ihtiyacınız var. Tabii ki hedefinizle de doğru orantılı, şampiyonluğu hedefliyorsanız, Avrupa kupalarını hedefliyorsanız transferinizi ona göre yapıyorsunuz. Bütçenizi ona göre ayarlamaya çalışıyorsunuz. Ona göre oyunculara yöneliyorsunuz. Tabii ki kümede kalma mücadelesi, ilk 10 içindeki mücadele edecek olan, hedefi o olan takımlar için de bambaşka bir platform, bambaşka bir oyuncu skalasına yöneliyorlar. Ben Oğuz Aydın'ın geçen seneki performansı, oyuncunun sahip olduğu yetenekler açısından zaten Fenerbahçe'nin haricinde gündeme gelen Galatasaray'ın da talip olduğu birçok... Ya öne çıkınca çok normal zaten. Çok Fenerbahçe, normal. Galatasaray, Beşiktaş... Skorer bir oyuncu. Skor etki ediyor. Yerli olması tabii ki çok önemli. Birebir de iyi adam eksiltiyor. Maç devamlılığı var, performans devamlılığı var, gençliği var. Ters ayağıyla attığı goller var. Var. İki kanatta da oynatma şansınız var. Yusuf'la da arka önüne oynadıklarında çok farklı işler yaptıklarını da gördük, biliyorsun. Tabii burada ihtiyaç ve maliyet, bir de teknik adamların arzu etmesi, istemesi var. Şimdi Fenerbahçe'de transfer politikasının iki yönlü hareket ettiğini duyduk. Bir tanesi Montella'nın kendi dünya, yani platformundaki listedeki oyuncuları, istediği oyuncuları sunduğu bir liste var. Jose Mourinho'nun mu? Mourinho'nun hani istekleri var ve tabii ki Fenerbahçeli profesyonellerin yabancı oyuncu olarak da hocaya sunduğu isimler var ve ortak bir mutabakat var. Ama yerli oyuncular içinde, yerli alternatifler içinde hocaya sunulan isimler, hocanın onların tabii ki ekibi ve kendisi tarafından incelenmesi, onayı olmadan, karşılıklı mutabakat olmadan transfer yapılmadığı söyleniyor ki bence doğrusu da bu. Çünkü hedefi olan bir teknik adam, hedefi büyük olan bir camiaya geldi. Başarı son yıllara bakıldığı zaman şampiyonluk kucaklanamadığı için, kupa kaldırılamadığı için her sene o sene bu sene mottosuyla yola çıkılıyor. Ama yaşanılan, sezon sonu yaşanılan şanssızlıklar, hüsranlar artık travma boyutuna geldi. Bu nedenle de bu sene biraz daha inceleyip sık dokunuyor. Ama totalde baktığımızda oyuncunun sahip olduğu yetenekler ve yerli statüsünde olması, gençliği, ben milli takımdaki kısa süreli de olsa kamp döneminde ve kadro içinde bulunduğu dönemdeki en azından antrenman performansına ve bir de tabii ki karakter ve davranışına baktığımda Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya çok yakışacağını düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Genç bir futbolcu, yani milli takım için de ileriki dönemlerde 23 yaşında da, Ekim'de 24 olacak diye biliyorum. Ama tabii şöyle de bir gerçek var. Özellikle değerlendirme yaparken her
Anadolu'dan diye ifade etmek lazım. Gelen futbolcu da oluyor. Şimdi oradaki oyun başka, buradaki oyun başka, beklenti oluyor. Şimdi mesela Fenerbahçe'de sağa baktığımız zaman İrfan var, Cengiz var. Ya, gerçi solda da kullanabilirsin Oğuz Aydın. İki kanatta da böyle bir durum var. Ama yerli kontenjanında ligde geçen seneyi baz alırsak yapılacak en dikkat çekici yerli transferlerinden biri diyebiliriz. Evet, güzel bir transfer ama özellikle büyük takımlarda, büyük takım olarak adlandırdığımız takımlardaki ki Fenerbahçe'den bahsediyoruz burada. Sevgili Serkan, birileri geldiğinde mutlaka birileri gider. Yani saydığın isimlerdeki oyuncuların her ne kadar mukavelleri, sözleşmeleri devam etse de bazen mukavelleler devam ederken de ayrılıklar söz konusu olabilir. Bu asla kendi... Yani Cengiz'e de İrfan'a da ilgi olması gayet normal diyorsun. Tabii ki normal. Cengiz'in maliyeti, Cengiz'in mukavele yaptığı tarihe baktığımda bana bir ayrılık gözükmüyor. Ama İrfan Can konusunda alternatifler attıkça belki İrfan Can'ın iyi bir bonservis bedeliyle ayrılma ihtimali olabilir mi diye de kafamda bir soru işareti var. Belki de teknik adam diyecek ki hayır, ben bu oyuncu grubunun içinde Oğuz'u farklı yerde kullanacağım veya İrfan'ı farklı yerde, Cengiz'i farklı yerde kullanacağım. Hayır, ben şampiyonluğa oynuyorum. Derin, bana konfor alanı yaratan bir kadro istiyorum. Herkes burada kalacak diyebilir. Herkes derken tabii kullanmak istediği herkes kalacak diyebilir. Bu da çok da anlaşılır ve kabul edilebilir bir sebep olarak, neden olarak karşımızda duruyor. Bunu belirleyecek olacak isim tabii ki Mourinho. Ben özellikle milli takımın milli takımlarında performans yapan oyuncuların ek izin süreleri bittikten sonra takımlarımızın ikinci kamp dönemlerine katıldıkları andan itibaren sonrasındaki tercihler tabii ki çok önem arz edecek. İşte Fenerbahçe'de mesela Serdar Aziz ilk kamp döneminden sonra biliyorsun kendisine kulüp bulunması için özel izin verildi ve kamptan ayrıldığı bir dönem var. Bence bu çok da şık Serkan. Çünkü belli bir süre kamplarda devam ediyorsun. Teknik direktör Serkan Yetkin, ben futbolcusu Alp Pehlivan. Hoca olarak senin benim üzerimdeki kanaatin gitse de olur, kalsa da olur. Ama Alp'in üstünde daha kullanabileceğim bir oyuncu transfer edilse Alp'le ben yollarımı ayıracağım son diyorsun. Son ana kadar bekletmek yerine nezaket bu, diyorsun. Evet, bu çok etik bir davranış olarak değil mi? Ama şunu da söylüyorum. Onu yapmış bir kişi olarak da söylüyorum. Bazen mecbur kalırsınız. Ya alamazsam? Bir de ben elimdeki Serkan'dan niye olayım? Ama işte bunlar da bazen böyle ne diyelim, teknik direktörlüğün, kulüpçülüğün, takımcının kaçınılmaz sıkıntıları. Yoksa mukavelesi devam ediyor. İstediğim zaman ben oyuncuyu kullanmak isterim. Ama yollar ayrılacaksa da en azından kendisine talipleri varken, ederi 10 lirayken gidip bir kulüp bulması başka bir şey. Talipleri gidip transfer yapıp artık Serkan Yetkin'den vazgeçtikten sonra benim onunla yolları ayrılma kararı vermem başka bir şey. Dikkat edilir. Bunu her teknik adam mutlaka dikkat eder. Her yönetici mutlaka dikkat eder. O nedenle de bu tip ayrılıklara ben çok şık ayrılıklar diyorum. Bu arada Corendon Alanyaspor kulübü de futbolcumuz Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'ye transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Oğuz Aydın'a teşekkür eder. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz şeklinde bir açıklama paylaştı. Onu da sizlere aktaralım. Ya tabii Hollanda altyapısında yetişip Buca'ya gelen bir isim. Hı hı. Zaten izlediğimiz zaman görüyoruz. Birazdan yine Doruk Tecimer'den görüntü gelirse ve ekip arkadaşlarımızdan izleyicilerimize aktarırız. İlk sözleri çok mutluyum oldu Oğuz Aydın'ın. Mutlu olunmaz mı? Evet. Okan Hoca'nın da, Okan Buruk'un da şimdi aslında polemik yaratmak için söylemiyorum ama gündemde olan bir isim olduğu için uzun süredir, birazdan veririz onu da. Şimdi Oğuz Aydın ismi geçiyor zaten. Çünkü dikkat çekti. Şimdi bir grafik verelim. Oğuz Aydın'la ilgili Alanya Spor performans seslendireyim. Sonra biraz aslında görüntüler üzerinden de o taktik buralardan da çalışırız seninle zaten. Gideriz. Şuraya da rica edebilirim yönetmenimiz Kaan'dan. 93 maç 3 sezonda. 46'sı ilk 11. Az evvel de ifade ettim. Özellikle Fatih Tekke ile birlikte çok fazla öne çıkan, yani oyun yapısında daha dikkat çekici bir performansa ulaşan bir isim. Evet. Yine oynadı tabii diğer sezonlarda ama 24 gol toplamda, 10 asist, 7 sarı kart, 1 kırmızı kart. Ama 23 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani oyuncunun gerçekten önü çok açık. Eğer Fenerbahçe'de hoca tarafından değerlendirilir, süre alırsa bence milli takıma hem Uluslar Ligi'nde hem Dünya Kupası grup eleme karşılaşmalarında, tabii ki Dünya Kupası'nda önümüzdeki süreçlerde, yaşı çok da genç olduğu için milli takımımızın içinde bulunan geleceğin hani temel taşları dediğimiz oyuncuların arasına girmesi biraz daha hızlanacaktır. Neden? Vitrine geldi, fuara geldi. Daha çok izlenen, daha çok reytingi olan bir takıma geldiğini söyleyebiliriz. Bu da onun için tabii ki büyük bir başarı. Alanyaspor'u kutluyorum. Alanyaspor'un biraz ara verdiği ama uzun yıllardır
bu tip oyuncuların, genç oyuncuların hatta yaşı ilerlemiş olmasına rağmen bir çıkış yakalayamayan yabancı oyuncuları bile oynatıp süre verip onları parlatıp özellikle İstanbul'a ihraç ettiği ve bundan da önemli bonservis girdileri sağlayan bir kulüptü. Tekrar genlerine dönmeye başladı. Bir ara böyle bir sallandı. Uzaklaşmıştı oradan tekrar döndü. Ama işte teknik direktör Alp Hocam ve oynattığı oyun ne kadar efektifse ki İstanbul Spor'da da benzer oyunu oynattı tabii, Fatih tabii, Tevke. Tabii, tabii, tabii. Oyuncunun da öne çıkması farklı oluyor. Şimdi aşırı savunma anlayışıyla oynattığında hani işte puan alma zorunluluğu evet, orada. Evet, işte evet, lidet evet. Alma veya farklı şeyler. Tabii ki. Bunu yaptığınız zaman oyuncunun gelişimi sağlanmıyor. Ama o nedenle Fatih Tekke'yi de tebrik etmek lazım. Fatih Tekke'yi tabii ki birinci planda tebrik evet. ediyorum. Ama eğer senin müsaaden olursa ben kulüp yönetimini ve başkanı Aynen. da tebrik ediyorum. Neden? Fatih Tekke'nin de takımın saha içindeki ürün kaliteliydi ama kırıldığı maçlar oldu. Kırılganlık yaşanan bir dönem oldu. O dönemde yönetimin de arkasında durduğu, hatta zaman zaman istifa edecek mi etmeyecek mi diye dillendirilen bir Fatih Tekke'den şu anda bence bambaşka bir Fatih Tekke'ye, hani futbolculuk kariyerine zaten bir şey söyleyemeyiz ama teknik direktörlük kariyerinde bence Alanya Spor dönemi Fatih Hoca'nın çok daha farklı bir eşik atladığı dönem. Yani özellikle hani kendisine mutlaka bence ait olduğu camiaya en azından biz öyle düşünüyoruz. Trabzonspor takımı ne zaman bir teknik adam problemi yaşasa Fatih Tekke'nin yerli bir alternatif olarak sürekli ismi gündeme gelirdi. Ama bilemiyoruz tabii. Belki karşılıklı farklı nedenlerden dolayı böyle bir olay gerçekleşmedi. Ama şunu çok net söylüyorum. Bu sezondan itibaren Fatih Tekke Hoca'nın özellikle teknik direktörlük kariyerinde bence çok büyük ispat yakaladığı bir sezonu geride bıraktığını ve bundan sonra eğer ait olduğu camia, kendisine ait olduğunu hissettiği camia Trabzonspor'da ismi gündeme gelirse biraz daha şiddetli gelir, biraz daha koltuğa doğru onu yaklaştırır bir artık teknik direktör seviyesine geldiğini düşünüyorum. Tıpkı nasıl Sergen Hoca'nın biz teknik direktör olarak, Okan Hoca'nın biz teknik direktör olarak Anadolu takımlarına ve birçok kulüplerde çalışıp o kadrolarla belli bir başarı yakaladıktan sonra tamam artık Beşiktaş'ın antrenörü olmuştur, tamam artık Galatasaray'ın antrenörü olmuştur dedik. Ve yanılmayanların sayısı da birçok futbol seven haklı. Çünkü iki takım o teknik direktörlerin de omuzlarında şampiyonluk apoleti var. Oğuz Aydın'ın veda mesajı. Değerli Alanya Spor ailesi, Alanya Spor'da geçirdiğim süre boyunca sizinle birlikte olmak benim için büyük bir onurdu. Burada edindiğim deneyimleri ve dostlukları hayatım boyunca unutmayacağım. Yeni bir başlangıç yaparken buradaki anılarım her zaman kalbimde olacak sevgi ve saygılarımla. Şekli bir paylaşım oldu. Oğuz Aydın'da Alanya Spor'a vedası diyelim daha doğrusu. Şimdi görüntüler üzerinden gideceğiz ama doğal olarak şimdi konu bağlamından uzaklaşmayalım. Okan Buruk'un da Düsseldorf maçı sonrası Oğuz Aydın sorusuna cevabı var. Onu da verelim mi? Yine döneriz yani Galatasaray maçını konuşurken Cankat'a gideceğiz. Oradan bir de yere alacağız ama Oğuz Aydın'la ilgili Okan Buruk'un maç sonrası evet. Fortuna Düsseldorf maçı sonrası açıklaması var. Oğuz Aydın konusuna açıklık getireyim. Şu an bizim elimizde 7-8 tane kanat oyuncusu var. Oraya bir transfer daha yapmak çok mantıklı değildi. Milli 3 tane kanat oyuncumuz var. Zaten yer verme şansımız yok şeklinde. Şimdi bunu da sana sormak isterim. Şimdi İbrahim Hatipoğlu'nun da bugün Cankat'ın bağlantısından bunları duyduk. Cankat'a da teşekkür ediyorum. Ya bir futbolcu yani şimdi hem Galatasaray hem Fenerbahçe ile adı geçtiği zaman bunların olması doğal. Gayet normal. Doğal. Tabii ki adının geçmesi çok güzel. Futbolcu çok mutlu olur. Ben de olsam çok mutlu olurum. Ama benim için tabii ki ilgili kişilerin, kurumların, yetkililerin yaptığı açıklama çok nettir. Galatasaray Kulübü'nde şimdi Okan Hoca'nın açıklamasını sen okudun. Mealen bugün Cankat'ın yaptığı bağlantıda, Levent abilerin programına yaptığı bağlantıda ben de dinledim. Sayın Hatipoğlu'nun Oğuz Aydın konusunda o pozisyonda çok oyuncu kadromuz geniş. 6 tane yakın isim var ve kıymetli isimler var. Ancak hani ileriye dönük bir yatırım transferi olarak bakabilirdik, alabilirdik ama böyle bir şey düşünmedik dedi. Bu da şık bir açıklama. Aslında bu oyuncu için çok değerli. Demek ki gerçekten de resmi bir talebi oldu veya olmadı bilemem ama hem Galatasaray hem Fenerbahçe kulübü tarafından kadroya dahil edilmek istememesi bir oyuncunun ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu gösterir. Eminim Oğuz da kendini böyle hissediyordur. Ama Fenerbahçe kulübünün demek ki daha çok ihtiyacı var.
Tabii şimdi ben bunu söylerken... Transfer anlaşmadır. Tabii tabii. Gerek maddi gerek manevi. Ya, bu bir plandır. Tercihtir, plandır. Bunlar karşılıklıdır. Şimdi... Ama doğal olarak bir futbolcuyla alakalı geçmişte de yaşıyoruz bunu. Hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin ismi geçtiği zaman daha fazla öne çıkıyor. Daha fazla polemik oluyor. Transfer şampiyonluğu tabii, yarışına tabii. giriyor değil mi? O yüzden söyledim. Sonuçta Fenerbahçe ile anlaştı Oğuz Aydın. Ama... epeydir ismi Galatasaray'la gündemde olduğu için de bu soru anladığım kadarıyla gelir. Okan Hoca'ya sorulmuş. Şunu söyleyeyim, oyuncunun tabii ki sağlık muayenesinden sonra açıklamalar yapılacaktır. Ben Alanya Spor'un da telaffuz edilen rakamlar doğrultusunda hani 5-6 milyon euro bandında bir bonservis ücreti söyleniyordu ama bunu üzerine basarak söylemiştim. Bu net bir rakam değil. Açıklandığında eder olarak da oyuncunun belli bir seviyelere çıktığının göstergesi olacaktır. İyi bir altyapısı var ama. Kesinlikle öyle. Yani oyuncunun hani derler ya kumaşı çok iyi, sahip olduğu yetenekler çok iyi. Yanınızda kulübede oturtsanız da her an size girip skor yapabilecek bir oyuncu. Yaşı çok genç. Çok çabuk milli takıma servis edebileceğiniz bir oyuncu olduğunu da düşünüyorum. Ve bu nedenle de Fenerbahçe'nin gelecek planlamasında her ne kadar o pozisyonda hani sağ kanat ağırlıklı düşündüğümüz için söylüyorum. O pozisyonda... Başta solda oynatıldı, sonra işte yani. Evet. Biraz taktiksel olarak yani sahada daha efektif olarak kesinlikle oynuyor. Ben mesela birçok pozisyon hatırlıyorum. Yusuf'un soldan getirdiği toplarda arka direkten sert yerden veya bel seviyesinde kesilen ortalarda tamamlayıcı bir santrafor gibi girip oyuncunun bu yetenekleri var. Gol hunisinin içinde olmayı seviyor. Adam eksiltip çalımla dip çizgiye girip orta yapmasını da seviyor. Bu özellikleri olan oyuncunun artı birçok özelliği de varsa, gençse, maliyeti size uyuyorsa kadroya dahil etmekte fayda var. Gayet tabii. Elimizde görüntüler var. Görüntüler ışığında konuşalım. Gidelim. Sezon tabii. boyunca yaptık seninle zaten de Alp Hocam. Özlemişsindir işte belki. Oğuz Aydın hani neleri yaptı, nasıl bir performans gösterdi, işte pozisyonlarda nasıl, gollerde nasıl, bir hatırlayalım. Onun üzerine senin yorumlarını alalım. Çünkü tabii. şimdi yeni bir transfer olduğu zaman elde de görüntü var, televizyonu açtın. Bunlar üzerine yorumu ben izlemek isterim açıkçası. Evet, yani bu burada özellikle Oğuz Aydın'ın içeriye hareketlendiği, 10 numara pozisyonunda bile toplar alıp servis yaptığı, ona destek veren ters kanattaki Yusuf'un ortalarında mutlaka tamamlayıcı olarak içeri girdiğini hep görüyoruz. Bu pozisyonda da öyle. Yine gelip orada tamamlayan ve golü yapan bir Oğuz Aydın görüyoruz. Bunlar çok kıymetli. Oyuncunun tabii ki gezmesi, forvet hattının her tarafında oynama özelliğinin olması çok değerli. Burada da yine galiba Efecan'ın, Yusuf'un bir pası var. Az önce ifade ettiğim gibi bakın nereden koşuya başlıyor ve Yusuf da ters kanatta. Yusuf'a oynanacak Leroy Fer'in bir herhalde oradan bir pası gelecek. Rakip Alp savunmada... Hocam yani çeşitliliği çok fazla. Kontra atakta geçiş golü var oyuncunun. Tabii ceza sahasında penaltı noktasına doğru konumlandığı son vuruşu var. Evet, fırsatçılığıyla attığı goller var. Birebir becerisiyle attığı goller var. Ya şimdi izlediğimiz goller hep farklı farklı oluyor. Şimdi zaten. Burada mesela gözünde şunu canlandırabilir misin? Az önceki pozisyona bir gelebilir miyiz? Gel. Bir önceki taktik programımıza geldiğinde hani seninle beraber uyarlama yapalım. Bunu sezon içinde Futbol Gecesi programında senden çok yaptık ama en azından izleyicilerimize de hadi bir empati yapalım diyelim. Tamam. Şimdi pozisyonu geri alalım lütfen. En başa alalım. Burada görüyorsunuz şimdi Yusuf geri alalım. Yusuf'u görüyoruz sol kanatta. Onun yerine orada Ferdi'yi görebiliriz. Tadiç'i görebilirsin. Fenerbahçe'nin bir geçiş oyununa kalktığı bir atak olarak görebilirsin. Yusuf'un pozisyonunda ya Tadiç ya Ferdi. İkisinin de bu tip atakları sonlandırmaya çalışıyor. Yani halihazırda alınabilecek en iyi yerli oyunculardan biriydi. Kesinlikle. Ve oyuncunun bakın takipçiliğinizi görüyorsunuz. Çizgiye bağımlı kalmıyor. Koşusu var. Doğru koşusu var. Ve koşudan sonra da çok net kaliteli bir gol vuruşu var. Fenerbahçe'nin bu tip oyunları, bu tip hücum organizasyonları, hücumdaki repertuarın içinde bunlar çok var. Her iki kanattan da var. Diğer kanattan da aynı şekilde Ferdi'nin de gelip tamamladığı golleri görmedik mi? Tadiç'in tamamladığı golleri görmedik mi? Fazlasıyla gördük. Burada isimler değişiyor. Ha, isimler değişirken programın başında belki onun mesajını vermek istedim ama lütfen yanlış anlaşılmasın. Hani İrfan hem Fenerbahçe'mizin hem milli takımımızın. Ya işte İrfan'la Cengiz var ya yani, diye. Bence burada bir plan ve strateji var. Lütfen büyük takım olarak adlandırılan takımların Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray adı ne olursa olsun onlar bizler gibi günlük plan yapmamalı. Doğru. Sezonluk plan yapmamalı. Yaparlarsa bu işin içinden zaten çıkılmaz durumdalar. Ekonomik olarak çok zorlanıyorlar. Bu bir yatırım transferidir. Bu neyin yatırımıdır? Yarın bir gün Cengiz'in bir ederi bulunur. Çok da performansından memnun değilsiniz ki kaldı ki ben geçen seneki performansından memnun olanlardan değilim. Emre Mor'u var geldi. Evet, elden çıkarabilir misiniz?
çıkarırsınız. Kime güvenirsiniz? Birisine güvenmelisiniz. İlla orayı transferle doldurmayacaksınız. İşte Oğuz Aydın size orada bir alternatiftir. İrfan Can, belki mukavelesi bir sene kaldı yanlış hatırlamıyorsan. Bir ayrılık gözükebilir mi? Yurt dışında da oynatabilirsiniz. Efektif bir oyuncu, kullanışlı, konforlu bir oyuncu. Fenerbahçe'de zaten İsmail böyle bir oyuncu değil mi? İrfan Can böyle bir oyuncu değil mi? Hocam ya Avrupa'da Ferdi böyle bir oyuncu değil mi? Bu sene format değiştiği için çok fazla maç yapacak takımlar. Tabii ki çok fazla. 8 maç sırf gruplarda olacak. Şampiyonlar Ligi de öyle, UEFA da öyle. Tabii. Konferansta 6 olması lazım. Çok fazla maç sayısı yüksek. Bakın şu pozisyon... Yine geniş kadro kullanımı üzerinden yorumlar yapacağız. Evet. Şimdi burada tabii ki bu çok basit bir gol gibi gözüküyor ikimizin arasında. Trabzonspor karşılaşmasındaki goldü. Uğurcan'ın ceza sahası içinde paslaşarak kullandığı pozisyonda. Oyuncunun nasıl konsantre olduğunu, oyuncunun nasıl oyunun içinde olduğunu, takipçiliğini, çevre kontrolünü altına ne yazarsanız yazın bunu gösteriyor. Bakın Apindango'ya Sivas karşılaşmasında da ortaya atılan bir top, kritik bir top. Caner Osmanpaşa atıyor eğer yanlış görmüyorsam. Oyuncu yine çabukluğunu, çevikliğini ve oyun takipçiliğini gösteriyor, fırsatçılığını gösteriyor ve golünü yapıyor. Bunları yaptığı için, bunları, bu özellikleri bize gösterdiği için zaten transfer sebebi de bu oluyor. Ayrıcalığı bu oluyor. Belki de Fenerbahçe'nin ödeyeceği o yüksek rakammış gibi gözüken bonservis ücretlerini verme sebebi de bu oluyor. Tekrar Fenerbahçe için hayırlı olsun diyorum. Umarım süre alır. Çünkü onun alacağı süreler, ben bir futbol sever olarak başka türlü bakıyorum. Peki. Milli takım performansı olarak tabii bakıyorum. Sıcağı sıcağına canlı görüntüler gelmeye devam ediyor sevgili seyirciler. Muhabirimiz Doruk Tecimer birkaç dakika önce, bir 10 dakika önce Oğuz Aydın'a mikrofon uzattı. Çok mutluyum şeklinde konuştu. Yine orada herhangi bir açıklama olursa diye takibini sürdürüyor. Gerek Doruk, gerek diğer meslektaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz takip ediyorlar Oğuz Aydın'ı. Sıcağı sıcağına da biz de görüntüleri canlı yayınla sizlerle aktarmayı, sizler aktarmayı sürdürüyoruz. Muhabirlerimizin en zor dönemleri değil mi Serkan? Transfer dönemi dönemleri. Ama bu transfer dönemi biraz tabii ki Avrupa Şampiyonası'nın da etkisiyle biraz daha ilk kamp dönemlerine yetişen transferler yok. Biraz Beşiktaş bu konuda, biraz Trabzonspor bu konuda yol aldı. Daha biraz daha yol aldı gibi duruyor. Evet, ama Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadro yapısı, yani böyle aşırı transfere ihtiyacı devre, var mı? Devreden bakiye çok önemliydi. Geçen seneden devreden önemli oyuncuları var iki takımında. Yani bazen serzenişte bulunduklarını görüyorum Fenerbahçe veya Galatasaray taraftarların. İşte transfer yapmadık, transferler gecikiyor, yıldızlar şu bu derken, ama her sene böyle takım yenilenirse başarı da biraz uzaklaşıyor. Maliyet de çok artıyor. Artıyor ama tamamen yabancı kuralı değişince ona göre bir plan yapmaya çalışıyor kulüpler. Mutlaka. Şimdi mesela elden çıkarılacak yabancı oyuncular olacak mecburi. Beyaz Hoca'nın açıklamasını duydun mu dün? Evet. Yani öyle bir artık net bir açıklama yaptı ki el freni çektik dedi. Yapacağız transfer ama bu hafta ve önümüzdeki hafta içinde mutlaka gidenler olmalı, ayrılıklar olmalı. Şimdi Serkan, artık futbolcuların biliyorsun bizim zamanımızdaki gibi değil, menajerleri var. Futbolcular sosyal medyadan olsun, basın yoluyla birçok olayları takip ediyor. Yerlisi, yabancısı. Yabancı oyuncular özellikle seninle yolların ayrılması gerektiğini hissettiği anda paramı alayım gideyim. Haklı mıdır? Haklıdır. İmza atarken düşüneceksin. Sözleşmede ama, ne yazıyorsa ona uyacaksın. Haklıdır. Ben ona hiçbir şey diyemem. Ama şunu da unutmayalım. Mutlaka sonuna kadar direniyorlar ki Feyyaz Hoca'nın serzenişi de o. Hani gelirken kulüplerine de bir renk kattık, ödemeler yaptık, kendilerine de yaptık. Artık ayrılırken de biraz bize kolaylık yapsınlar mealindeydi. Ama bunu kim kabul eder, ne kadar yerli kabul eder bilemiyorsun. Yerli oyuncuyu ikna etme olasılığın daha yüksek oluyor. Mutlaka bizim evladımız... Ama aslında o da doğru mu? Onu da tartışabiliriz. Tartışılır tabii. Yani hele bizde bu ayrılık süreci biraz uzadı mı? Hani paramı almadan gitmem kıvamına geldi mi? O oyuncu eğer 3 ay öncesinde bile sizin için çok kıymetliyse bambaşka bir gözle bakıyoruz. Çok kıymetsiz ve değersizleştiriyoruz. Bunu ben pek profesyonellikle bağdaştığında düşünenlerden değilim açıkçası. Ama Alp Hocam, gördüğüm kadarıyla Oğuz Aydın'ın hamle oyuncusu da olsa kadro yapısı içerisinde Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacağını düşünüyorsun. Kesinlikle düşünüyorum. Yani çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yalnız şunu söyleyeyim. Ben bu transferin Beşiktaş içinde, Fenerbahçe içinde, Trabzon içinde,
zirveye oynama potansiyeli yüksek takımlarımız için de 4 için de iyi transfer olacağını düşünüyordum. Yerli transfer. Nereye giderse gitsin diyorsun. Kesinlikle. Yani ben şu açıdan bakmıyorum. Lütfen yanlış değerlendirmeyin. Şu takım aldı. Fenerbahçe aldı. Hepsine fake attı, çalım attı. İşte transferde biz yine gittik, aldık. Hani bu belki bireysel olarak veya kulüp politikası olarak bunlardan mutlu ve memnun olanlar olabilir. Ama ben fayda, oyuncu geldi ne yapacak? İşin bu kısmındayım. Hı hı. Az önce çok basit birkaç tane taktik proyla senin anlattığın, izah ettiğin gibi bu oyuncunun özelliklerini hemen hemen ortaya çıkaran duran toplar da var. Penaltı atıyor, tersten oyuna geliyor. Top rakipteyken savunmaya desteği çok büyük. İki kanatta da oynatıyorsunuz. Son vuruşu var, adam eksiltmesi var, devamlılığı var. Kolay kolay ters ayağıyla atan futbolcu yok. Yok. Fazla yok, o yüzden yok. Söyledim. Yok. Onu da altını çizdim. Onun için de mesela şu andaki duruşu bile... Yani biraz bizim tabii bu yaşla ilgili de hem yaşla hem de hani hayatımız boyunca başka bir iş yapmadık. Hep bu işin içinde olduğumuz için bakıyorum şurada duruşuyla mütevaziliğini, beyefendiliğini sergileyen bir oyuncu karakteri görüyorum burada. Herhalde orada araç bekliyor, bilemiyorum. Bekliyor. Özellikle çok fazla açıklama yapmasını ben beklemiyordum. Çünkü zaten henüz daha imza tamamlandıktan sonra uzun uzun açıklamalar yapılacak. Ama yine biz işimiz gereği soruyu sorduk. Tabii. Doruk Tecimer'le. Ama öğlen saatlerinde yarın herhalde bir açıklama gelir, evet, diye düşünüyorum. Sponsor hastanede mutlaka yarın gün içi daha yoğun geçecektir şüphesiz. Gün içi bu transfer açıklanır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin açıklaması... Corendon Alanyaspor'un açıklaması, Oğuz'un veda paylaşımı, ardından da İstanbul'a gelmesi. Son madde şu anda yarına kaldı. Son madde de ne? Bence hem kulüp bazında hem oyuncu bazında Fenerbahçe kulübü anlaşmaya vardı. Anlaşmaya varıldıysa en son maddeni de bir sağlık kontrolünden geçilmesi, herhangi bir problemin olup olmamasının aşılması. Son maddede de temiz raporu çıktıktan sonra artık kap bildirimi ve kulübün resmi sitesinden çok net bir transfer açıklaması gelir diye düşünüyorum. 23'ünde Fenerbahçe'nin maçı, Lugano maçı var. Evet. Lugano maçına kadar biraz şekillendirmek istiyor anladığım kadarıyla Fenerbahçe artık kadroyu. Hı hı. Ondan sonra zaten hamleler mutlaka olur. Mutlaka olacak. Ama Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için 3 eleme turunu geçmek zorunda Fenerbahçe. O yüzden sezonu erken açtı. Hı hı. Ve 23'üne kadar birkaç hamleyle Saint-Maximin'i de Fenerbahçeli taraftarlar bekliyor. Cenk Tosun tabii onunla da bir prensip anlaşmasına varalı. Şimdi yerli hamleler üzerinden gidiyoruz, evet, ya Oğuz Aydın'la birlikte. Şimdi Cenk Tosun tabii bir de... Cenk da prensip anlaşmasına varalı. Evet, milli takımda tabii ki 45 günlük bir... yani en az herhalde bir 30 günlüktür. 45 gün belki abartı olur mu bilmiyorum ama... Kampla beraber. Kampla beraber o rakama gelmiştir. Uzun süreli tabii ki tüm milli takım oyuncuları ek bir... süre aldılar hocalarından, tatil süresi. Onu bir kullanmayan galiba varsa Reci'den de çocuklar düzeltir veya izleyicilerimiz yazar. Semih galiba onu, Kılıçsoy çok fazla kullanmadı. 3-4 günden sonra geldi, takımla çalışmalarına başladı. Bu da güzel, oyuncunun hedeflerini gösterir. Yani yerli transfer hamleleri üzerinden Fenerbahçe yorumu almak istedim senden bir taraftan da. Şimdi Oğuz Aydın önemli bir isim. Cenk Tosun önemli bir isim. Kesinlikle. Yerli transfer. Şimdi yani Cenk Tosun Batshuayi'nin yerini minimumda yerini doldursun. Dzeko'nun herhangi bir probleminde, formsuzluğunda, sakatlığında, cezalısında orada hiç korkmadan, tereddüt etmeden verilecek, forma verilecek bir isim ki Cenk Tosun'un da şunu çok net söyleyelim. Tamam, yaşadığı sakatlıklar vardı. Evet, geçen sene performansı hakkında mutlaka pozitif yönde söyleyecekleriniz, negatif yönde söyleyeceklerinizden biraz daha hafif kalabilir belki ama... Hı hı. Cenk Tosun da bu ülke futbolunun bir markasıdır. Özellikle mevkisinde çok önemli bir ismidir. Kaldı ki Avrupa Şampiyonası'nda da onun imza golü diyoruz artık değil mi ona? Attığı golle de tribünden aşağı düşürüyordu hepimizi yani izlerken. Onun için de çok kıymetlidir, çok değerlidir. Yani yabancı kuralının değişmesinin ardından Oğuz Aydın ve Cenk Tosun hamleleri, hı hı, yapılacak en iyi yerli hamleler olarak. Kesinlikle ben böyle kesinlikle böyle değerlendirmek durumundayız. Kaldı ki Fenerbahçe'nin az önce de söylediğim gibi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'un günlük, sezonluk, haftalık, aylık düşünmek gibi bir lüksleri yok. Hı hı. Böyle düşündükleri için bu kulüplerimiz dönemsel olarak da çok sıkıntılar yaşadılar. Transfer konusunda, bütçe konusunda, transfer limitleri konusunda çok... Ama her sene kural değişirse olmaz işte. Olmaz. Eğer belirlenen kurallar
sezonlara doğru uygulanırsa o zaman herhangi bir yorumda bulunmam. Ama her sene kural değişirse o zaman kulüpler için de sıkıntı kesinlikle oluyor. Her sene kural yöneticiler için de. Tabii her sene kural değişmesi hiçbir ülke futboluna fayda sağlamaz. Şimdi tabii ki senin eğer yanlış anladıysam düzeltme endişelerin olduğu gibi benim de endişelerim var. Çünkü önümüzde çok önemli bir Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi başkanı seçimi var. Şimdi biz genelde bu tip seçimler sonrasında sürekli yani dereye geçerken at değiştirdiğimiz için hep devamlı ayaklarımız ıslanıyor, kurallar değişiyor, yabancısı, yerlisi kurallar değişiyor, transfer politikaları değişiyor. Ondan sonra bazı gruplarımızda haklı olarak da veryansı ne diyorlar. Böyle açıkladınız, hemen değiştirdiniz, biz ona göre 3 yıllık bir plan yaptık diyor. Yani 3 yıllık, 2 yıllık, 4 yıllık planlar yapılması çok normal de bizde normal karşılanmıyor. O zaman bu planları yapan takımlarımıza ne diyeceğiz yani şimdi?